Yaklaşık 100 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Yılda 4 milyon adet fidan üretimi yapabilecek bir laboratuvar merkezi. Biz burada ne yapıyoruz? Adına doğru anaçlardan aldığımız numuneleri laboratuvar ortamında çoğaltarak mikroplardan ağrı bir şekilde sağlıklı fidanlar üretiyoruz. Aynı zamanda ülkemizde olmayan çeşitleri de burada ismi ve tesciliyle beraber yerli ve milli yapıyoruz. Bunun yanı sıra farklı ıslah çalışmalarımızla da bu bitkileri verimli hem iklim şartlarına dayanıklı, hastalıklara dayanıklı melezlemelerle geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda tropik fidanlarımız var. Badem, şeftali ve diğer meyvelerin anaçları var. Garmen, ciğer dediğimiz anaçlarımız var. Aynı zamanda yaban mersini, ahududu aklınıza gelebilecek şu anda 60-70 tane fidan üretimi yapıyoruz. Şu anda %60 civarında iç pazar, %40 da dış pazar için üretim yapıyoruz. Yatırımlarımızın içerisinde de yanlış fidan ya da sıkıntılı ürünlerden dolayı ciddi bedeller ödedik. Baktık bu ehil ellerde olması gereken bir mesele. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde de bu tür yatırımlara çok inanılmaz vakit ve sermaye harcanılıyor. Biz de dedik ki ülkemizde bir faydamız olsun. Hem üreticiler sağlıklı, virüsten arındırılmış, her türlü yaşam şartları test edilmiş fidanlarla bu işe başlasınlar. Sonra hayal kırıklıklarıyla sektörden soğumasınlar diye böyle bir yatırım yaptık. Tarım tohumla başlıyor. Mutlaka tohumumuzu kendimiz üretmek zorundayız. Buradan ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye şu anda tohum ithalat eden değil, tohum ihracat eden bir ülke haline geldi. Bizler de bu süreci geliştirmek istiyoruz. Özellikle tropik meyvelerde, Akdeniz iklim kuşağının buna oldukça elverişli olması hasebiyle buradaki tarımsal bahçe bitkilerini bir nebze de tropik bitkilere daha pahalı, daha dünyada tercih edilen ürünlere doğru çeşitlendirmek istiyoruz. Asıl amacımız bu. Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere İran, Gürcistan ve Avrupa ülkelerine fidan ve tohum satışı yapıyoruz. Bu hücreten çoğaltılmış bir tane bitki. Bu aşamaya en az 6 ay 7 ayda geliyor. Buradan bunu çoğaltmak daha kolay. Yani bu kavanozda şu anda 20 bitkimiz varsa biz bu 20 bitkiyi bir anda 100 bitkiye çıkarıyoruz. 100 bitki 1000 bitki oluyor. Bu şekilde çoğalıp katsayıyla artan bir mesele. Satışlarımız yeni başladı. Hedefte fiyat verdiğimiz, teklif verdiğimiz işte İspanya başta olmak üzere Fransa, Yunanistan gibi ülkeler şu anda bizimle ticaret yapmak istiyorlar. Doku kültüründen çıkan bitkiler hastalıktan ari bitkiler. Yani dışarıdaki klasik metotlarla biz bunu üretmiyoruz. Hem ithalat için dışarıya paramız gitmiyor. Bunun yanı sıra da kendi çeşitlerimizi kendimiz geliştirebiliyoruz. Stratejik bir mesele haline gelebiliyor. O yüzden bu tür tesisler ülkemizin geleceği için çok önemli. Teşekkür ederim.
Ben atladım.